Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlere bugün hafta sonu olduğu için küçük bir video hazırlamak istedim. Bugünkü videomuzun konusu mermer arkadaşlar. Mermerle alakalı rüht, basamak, küpeşte, tabi burada normal pencere yok, denizlik, normal pencerelere koyduğumuz denizlik, bunlara değinmek istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir konuya açıklık getirmek lazım. Siz eğer koridorunuzda mermer yapacaksanız bunları kotlamanız lazım. Nasıl kotluyorsunuz? Asansörünüz varsa mesela asansörünüzü mermere göre kotluyorsunuz. Kotlama nasıl yapılıyor? Buradaki şapınızı hesap ediyorsunuz arkadaşlar. Buradaki şapınıza eğer sıfır yapacaksanız, kapılara sıfır yapacaksanız daire işlerinden nivo kurmak suretiyle kot alıyorsunuz. Yani şap payınızı hesaplıyorsunuz, işaret atıyorsunuz kapı kenarlarına. Asansörü de mermerin bitişine sıfır olacak şekilde nivo ile kot vererek ayarlatıyorsunuz. Çünkü mermer işine geçirmeden bu asansörün kör kasa dediğimiz kasaları geliyor arkadaşlar. Bakın. Burası mesela asansörün bitişi. Yani mermerin burada bitmesi lazım. Tabii bunlar kara gürültüye göre olacak şeyler değil. Yani böyle kafama göre 4 santime koyayım, 5 santime koyayım gibi olacak şeyler değil. Ha, yapan var mı? Var. Yani çoğu inşaatlarda, hatta başında olmayan çoğu inşaatlarda işte bunları 6 santime, 7 santime, ne bileyim 5 santime göre ayarlatıyorlar şu kasaları. Ve o şekilde kalıyor. Daha sonra mermer şişiyor, aşağıda kalıyor, bir şey oluyor. Onları tekrar oynatıyorlar vesaire. Uğraşıp duruyorlar. Ama halbuki eğer başında mühendis varsa koyuyor niyosunu, şap atılmadan odaların kotunu tespit ediyor. İşte borularına vesaire, yerdeki borularına vesaire göre bir şap kalınlığı belirliyor. Sizin borularınızı kapatacak şekilde atıyorum 6 santim şap yiyor odalarınız. Bütün odalarınız 6 santim yiyor. Hatta ben mesela kendi inşaatlarımda bu daire 7 yiyorsa bu daireye de 7 atıyorum. 6 yese bile. Niye? İkisinin kotu, bu iki dairenin kotu aynı olsun diye. Genelde böyle yapılmıyor şapta da. Bu 5 yiyorsa buna 5 atıyor. O 8 yiyorsa ona 8 atıyor. Ve burayla bura arasında 3 santim kot farkı oluyor. Bunu da niye yapıyorlar? Cevabı çok basit. Daha fazla kum, daha fazla çimento gitmesin diye. Bura ne kurtarıyorsa öbür dairede ne kurtarıyoruz şeklinde yapıyorlar. Ondan sonra mermerde vesaire sıkıntı oluyor. Eşiklerle kapatmaya çalışıyorlar. Siz böyle yapmayın arkadaşlar. Her şeyiniz nizami olsun. Odalarınızda kot taraması yapın. Kot taramasına göre şap kalınlığınızı belirleyin. Şap kalınlığınıza göre bu kasalarınızı koydurursunuz. Bu kasalarınızı da koydurduktan sonra bu koridorun mermer işini yaptırırsınız. Gördüğünüz gibi mermer buraya döşenmemiş daha. Bir üst katta döşenmiş şekilde, onu da göstereceğim. Farkındaysanız konuyla çok ilgili olmayanlar veya bu konudan bilgisi olmayanlar diyecek ki orada şap var, burada niye şap yok? Buradaki şapın olmama sebebi arkadaşlar mermercilerin kendi şapını kendine atması. Yani kendileri bir kot aldığı için o kota göre mermerlerini döşüyorlar. Şapçılara da attırılabilir fakat sıkıntı çıkıyor. Şu basamakları ayarlamada problemler yaşıyorlar. Ona göre o yüzden kendileri indiriyor, kaldırıyor vesaire. O şekilde düzeltiyorlar ve gördüğünüz gibi buraya şap atılmıyor. Bunu mermerciler kendileri mermerini döşerken ayarlıyor. Bakın gördüğünüz gibi aşağıda bir şap kalınlığı var. Onu kendileri ayarlıyor mermer döşeyen ustalar. Şimdi arkadaşlar mermere geçelim. Yani bu kot meselesini anlattığımı düşünüyorum. Tabi uygulamalı olarak anlatmakta daha yarar var ama şu an onu gösterme imkanım yok.
Şimdi mermere geçecek olursak arkadaşlar, mermerlerde dediğimiz gibi sahanlık dediğimiz sahanlıklar var. Yani buranın mermeri oluyor. Şunlar rıht oluyor arkadaşlar, koyular. Basamakların altına rıht diyoruz. Ve bunların şu yüksekliği yaklaşık 17-18 santim olması lazım. Standardı bu. Şunlara da basamak diyoruz arkadaşlar, şu beyaz olana da. Bu basamakların da öne doğru çıkıntısı 27-28 santim civarında. Genelde 28 yapılır. Rıhlarda 17-17,5 yapılır. Standardı budur. Ha, bir santim üstte altta o çok fark ettirmez. Ama standartlara uymakta fayda var. Bunların kalınlıkları değişiyor. Şu kalınlıkları, et kalınlığı dediğimiz. 2 santim olanı da var. 3 santim olanı da var. Duruma göre bazı yerlerde 2, bazı yerlerde 3 kullanılıyor. Tabii fiyat farkı illaki var. Şöyle hatta ölçülerini bir kontrol edelim beraber. Rıhtımıza bakalım ne geliyor. Evet, rıhtımız şu an 17 santim geliyor arkadaşlar. Yerden basamağın kalınlığıyla beraber 17 santim rıhtımız var. Yani şuradan alırsanız 15 santim ama şuradan alırsanız 17 santim. Bize lazım olan bitişi. O yüzden 17 santim gibi bir şey geliyor. Bakın mermer kalınlıklarını da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 2 santim de kalınlık var. Şöyle basamakların uzunluğunu da gösterelim. Bakın 27,5 santim falan geliyor. Dediğimiz gibi bunların standardı bu şekilde. Şunlara düz basamak deniliyor arkadaşlar. Şunlar yelpaze şeklinde geçer. Bunların mesela metrajı çok basittir. Eğer siz mermer metrajı verecek olursanız uzunluğu neyse fiyatı da o şekilde oluyor arkadaşlar. Nasıl yani? Yani şölemesine şuradan tutarsanız şölemesini ölçersiniz. 127 santim geliyor. 127 santimden işte kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane dersiniz. Sonra yine yukarıya doğru devam edenlere sayarsınız. 7-8 tane neyse. O şekilde 127 çarpı 8 adet dersiniz ve çıkan metre metretül olarak hesaplanır ve sizin metrajınız çıkmış olur. Yani metrajı çok basittir. Ve bunlar Antalya'da ve Türkiye'de de genel olarak rıhtı basamağı bir sayılır arkadaşlar. Yani basamak fiyatını rıhtını da yaparlar. Rıh artı basamak şeklinde geçer. Bunu da bu şekilde fiyatlandırır ve ölçü şeklinde verirler. Bakın yanlarda süpürgeliklerini görüyorsunuz. Yine basamakların renginde kendine ait süpürgelikleri oluyor. Çıkıyorum. Bakın bu kata geldiğimde gördüğünüz gibi sahanlığı döşenmiş. Aşağı katta sahanlık yoktu. Burada sahanlık var. Hatta gördüğünüz gibi asansör kenarlarını da yine klasik yapılan yöntemlerden birisi mermerle dönmüşler. Kimisi şöyle komple kaplar. Biraz daha tasarrufa gitmek isteyen müteahhitler de böyle sadece kenarını kaplar. Şuralar daha sonra alçı boya yapılır. Bakın gördüğünüz gibi kapıya bu şekilde sonlanmış. Buraya daha sonra zaten eşik gelecek. Bu ve bu ikisi arasındaki burası ile burası arasındaki kod farkı ortadan kalkacak. Ha, en güzeli arada tabii ki çok kod farkı olmaması. Niye? Bir de bunun üstüne mermer geldiği zaman adam buraya geçiş yaparken böyle engebeden atlıyormuş gibi veya yukarıya çıkıyormuş gibi bir his istemez. Yine buradan da baktığımızda görüyorsunuz altındaki harç görünüyor. Şapa göre hemen hemen sıfırlamışlar. Tabi biraz kalkmış buradan. Ama o da buraya yapılacak seramik payı arkadaşlar. Buraya yaklaşık seramik geleceği için
1-1,5 santim kalınlığında da bu şap kalkacak. Dolayısıyla orası hemen hemen sıfır olacak. Basamaklarda bir diğer değineceğimiz konu şu çıkıntıların ayarlanması arkadaşlar. Şuradan bir pay vermeniz gerekiyor. Yani şuradan görüyorsunuz yaklaşık 2,5-3 santim çıkıntı bırakılmış. Bunların bırakılması lazım. Bakın yine bir diğer detay. Şu çıkıntılar rıhtın biraz önünde bitiriliyor basamak. Sıfıra sıfır yapılmıyor. Tabi bunların standardının olması lazım. Yani burada var, orada yok gibisinden olmaması lazım. Standardı hepsinin aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Bakın yine şurada bir detay var. Bu katın sahanlığı biraz çıkarılmış. Malum burası yıkandığında vesaire buradan direkt su duvara akmasın diye biraz uzun bırakılmış ve o şekilde uzatılmış. Şöyle şuraya geçelim. Şurada da birkaç bir şey göstermek istiyorum. Fıtı 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 fıtı. Bakın şu balkonlardaki döşenen mermere biz küpeşte diyoruz arkadaşlar. Bunlar inşaat terimi olarak küpeşte diye geçer. Şu bu şekilde Fransızlara da genelde küpeşte derler. Fransız balkon diye tabir ettiğimiz balkonlar. Bunlar da küpeşte diye geçer. Bu şekilde 2 santim mermer konulmuş. Ama şöyle tabi burası karanlık da şöyle pencerelere de denizlik deriz arkadaşlar. Yani bunların terimsel adlarını bilmemizde fayda var. Burada dikkatimi çeken bir konu var. Bakın bunun altına mermer konulmamış. Normalde balkon kapılarının altına da mermer koyuyoruz arkadaşlar. Siz inşaatlarınızda böyle yapmayın. Yani temiz bir yüzeyin üstüne oturması her zaman daha güzel. İleride balkonu yıkarsınız, oradan su girer vesaire bir şey olur. Yani mermerin üzerine oturtmakta fayda var. Burada o şekilde tercih etmemişler. Şimdi malum küpeşte dedik, denizlik dedik, rıh dedik, basamak dedik. Rıh ve basamakların sahanlığın neyle yapıştırıldığını öğrendik. Yani harçla, kum, çimento ile yapıştırılıyor. Fakat küpeşte ve denizlikler neyle yapıştırılıyor diye sorarsanız arkadaşlar bunlar da genelde kum, çimento veya burada olduğu gibi yapıştırıcı kullanılarak yapılıyor. Eğer çok yükseltilmeyecekse, çok kalın bir altında harç olmayacaksa bu şekilde yapıştırıcıyla yapıyorlar. Ki sağlam bir yapıştırıcı kullanılarak yapılan küpeşte kolay kolay da yerinden sökülmez. Onu size söyleyeyim. Ama gidip basit dandik yapıştırıcılar kullanırsanız Allah muhafaza, özellikle yüksek katlarda, yani bu şekilde Fransız balkonlarınız varsa mermerin kalkma ihtimali yüksek. Tabii ki dikmeleriniz var, korkuluklarınızın, onlar tutuyor ama sonuçta mermere dayandığı için o dikmeler Allah muhafaza risk teşkil ediyor. O yüzden işimizi sağlam yapmamızda fayda var. Bu arada arkadaki inşaat pistini de görüyorsunuz. Buradan ne sonuç çıkarıyoruz? İnşaat yapıyorsanız şantiye alanınızı temiz tutun. Sahanlıkla ilgili bir şeye daha değineceğim. Sahanlık döşenirken arkadaşlar iki terim var. Bir serbest döşeme, iki ebatlı döşeme. Ebatlı döşeme adı üstünde, mermerler belli ebatlarda. Mesela 30 santime 60 santim. Şöyle bir ebat ve hep burası 30 santime 60 santim şeklinde gidiyor. Serbest döşeme dediğinizde serbest döşemede kimisi 30'a 60 kesiliyor, kimisi 40'a 80 kesiliyor, kimi 1'e 20 kesiliyor falan gibi. Kalınlıkları çok değişmiyor tabii ki, aynı oluyor da uzunlukları değişiyor gibi serbest döşeniyor ve mermerlerin o ek yerlerindeki derzler birbirini tutmuyor. Ona da serbest döşeme deniliyor. Tabii ki ebatlı döşeme serbest döşemeye göre daha maliyetli oluyor. Bunu da evet arkadaşlar, bugün böyle bir mermer konusuna değinmek istedim. Görünce sizle paylaşayım diye düşündüm. Kanalımda çok mermerle alakalı da bir konu yoktu. Mermer konusunu bu şekilde izah ettim. Ufak da olsa bu videonun içinde de bilgiler vermeye çalıştık. Umarım sizlere faydalı olur arkadaşlar.
Beğendiyseniz videolarımızı beğenip kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Sizler destekledikçe biz inşallah çok daha güzel, çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ve çok daha fazla kişiye ulaşma fırsatı elde edeceğiz diyorum. Ve başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.